Aynı ay HKG davasının ikinci duruşması görüldü ve sanıklar 31,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Bir sonraki duruşma Mart ayına ertelendi. Geldik Mart ayına. Mart ayı tabii 8 Mart tarihi bizler için çok önemli. Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 20 yıldır bir gece yürüyüşü gerçekleştiriliyor Türkiye'de. Ancak özellikle son yıllarda bu gece yürüyüşü engellenmeye çalışılıyor. Bu yılda aynı gerçeklikle karşılaştık ne yazık ki. Gece yürüyüşümüz yine yasaklandı. Mart ayında TÜİK bir rapor açıkladı ve yayımladığı bu raporda özellikle iki husus çok dikkat çekti. Bunlardan birisi aslında ev içi işlerin dağılımı ile ilgiliydi. Bir diğeri ise kentlerin güvenliği ile ilgiliydi. Bu rapora göre yurttaşlarımız yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken gece kendilerini güvensiz hissetme oranları %21,8. Yani neredeyse her 4 yurttaşımızdan biri kendini güvende hissetmiyor gece yolda yürürken. Bu oran kadınlarda %30,4'de yükseliyor, erkeklerde %13. Yani her 3 kadından birisi gece yolda yürürken kendini güvende hissetmiyor. TÜİK bile bunu söylüyor. TÜİK bunu söylüyorsa artık gerçek rakamları siz tahmin edin. Gene bu rapora göre ev işlerini genellikle kadınların üstlendiği de bir kez daha onaylanmış oldu. Buna göre kadınlar %94,4'te çocuk bakımı, %85,6 ile çamaşır ve bulaşık yıkama, %85,4 ile yemek yapma ve evin günlük işlerini üstleniyorlar, ev içi işleri üstleniyorlar. Erkeklerde ise rol dağılımı ağırlıklı olarak %74,1 ile aylık faturaların ödenmesi, %65,2 ile ise küçük bakım, onarım, tamir işlerini kapsıyor. Yani aslında bütün bu süreç toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne kadar derinleştiğini her şeyi makyajlayan TÜİK'le bile, TÜİK raporları ile bile bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Evet, daha önce HKG davası Mart ayına ertelendi demiştim. Fakat Mart ayında görülen davada tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle bir kez daha ertelemeyle karşılaştık. Dava 5 Haziran'a ertelendi, seçim sonrasına ertelendi. Geldik Nisan ayına. Nisan ayında Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantısı Hüdapar seçim beyannamesini açıkladı. Hakikaten evlere şenlik bir beyanname diyeceğim. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini açıkça hedef alan bir beyannameydi ki daha sonra zaten meclisteki konuşmalarda bunun uzantısı niteliğinde olmaya devam etti. Burada parlamenter sistem eleştiriliyordu. Karma eğitime son verileceği ve kadının nafaka hakkının sınırlandırılacağı ifade ediliyordu. Gene beyannamede kadınların fıtratına göre işlerde çalışması gerektiği ifade ediliyordu. Yani buna göre kadınlar sadece ebelik yapacak, hemşirelik yapacak, işte kadın doktorlar sadece kadınlara bakacak, kadın öğretmenler sadece okulları da ayırmak istiyorlar ya, kız öğrencilere eğitim verecek falan gibi şeyler var herhalde kafalarında. Tabii buna asla izin vermeyeceğiz. Ayrıca bu beyannamede kadına yönelik şiddetle mücadele yasası olan 6284'te bir kez daha hedef alınmıştı. Bunun değiştirilme isteği de bu beyannamede dile getirildi. Geldik Mayıs ayına. Mayıs ayında Müzeyyen Baykal'ı rehin alıp bıçaklayan Necmeddin Gündüz hakkında boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Fakat mahkeme verilen cezanın geleceği üzerindeki, sanığın geleceği üzerindeki etkisini düşündü ve dedi ki biz takdir indirimi uygulayalım ve 10 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi sanığa. Yani bir kez daha sanığın geleceği önemsendi. Bir kez daha erkeklerin geleceği düşünüldü, kadınların geleceği yok sayıldı. Tabii aynı ay Cumhurbaşkanlığı seçimi kutlamaları sırasında İstanbul'da maganda kurşunu isabet ederek öldüğü iddia edilen 5 yaşındaki N.A. hakkında kaymakamlık bir açıklama yaptı ve N.A.'nın balkondan düşerek, yüksekten düşerek ölme sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti. Kadına yönelik şiddeti engellemek isterken saldırganın ölümüne sebep olduğu için yargılanan Kadir Şener'in 10 yıl 10 aylık cezası gene bu ay Yargıtay tarafından onandı. Özlem Zengin öyle bir cümle söyledi ki hepimiz gözlerimizi açarak dinledik bir kez daha. Dedi ki bu ülkede kadın hakları deyince akla gelen parti AKP'dir. Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhinde konuşmuyor dedi. Oysa ki Yeniden Refah Partisi ki kadın milletvekili adayının erkek milletvekili adayıyla yan yana oturmasına dahi izin vermemişti. Yeniden Refah Partisi ki seçim otobüsünün, seçim aracının üzerinde kadın milletvekili adayını silüet olarak göstermişti. Kadının görüntüsünü bile gizlemişti. Yeniden Refah Partisi ki çok eşliliği savunan Ali Yüksel'i vekil yapmıştı. Yani Özlem Zengin bu partiyi savunmak zorunda kaldı. Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesinde kayıp çocuk olmadığını, kimliklendirme çalışması yapıldığını ve kayıp çocukların hastanede olduğunu varsaydığını açıkladı. Varsayım üzerinden konuştu. Böyle demişti, daha doğrusu Şubat ayında. Fakat bu ay Hollanda'da depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Türk çocuğu bulundu. Böyle bir çocuk ortaya çıktı. Dolayısıyla Derya Yanık'ın önceki yapmış olduğu açıklamalarında geçersizliği bir kez daha göz önüne sunulmuş oldu. Mayıs ayında bir seçim yaşadık biliyorsunuz. Devletin tüm imkanlarının kullanıldığı, dublaj, montaj videoların servis edildiği, seçmenin çok yoğun bir baskı altına alındığı bu seçim sonrasında 20 yaşında Kübra Ergin yaşamını sonlandırdı ve şöyle dedi. Bir kadın olarak hiçbir zaman özgür hissetmedim 20 yaşında Kübra. Bütün gençliğimi çaldılar dedi ve yaşamını sonlandırdı.